size biraz fakirliğimden bahsetmek istiyorum. Uzun tatile gidemedim bu sene. Çünkü geçen yıl çok çalışmadığım için biraz hak etmediğimi düşünüyordum. Biraz da Burak müsait olmadı. İşte annemler gitti, sonra ben hani Burak'la giderim falan diye annemlerle gitmedim. Sonra Eylül ayı gelince dedim ki tatilsiz geçirdik yazın. Hatta tatil yapmayacağım için ürümüne yedim. Yarın yokmuş gibi yedim. Ablam dedi ki hava soğumadan yıllık iznimin yarısını alayım. Kışa giderim dedi. Şimdi Dalaman'a geldik. Sabiha Gökçen'den geldik. Sabiha Gökçen de arkadaşlarım tipimi bozuk buldukları için beni bomba arabasına geçirdiler. Tam geçmedi mesela. Ama benim eşik halimi zannediyorum arama için uygun buldular. Hani tribe girmiyorum. Hani neden beni arıyorsunuz falan demiyorum. Çünkü insanlar işlerini yapmaya çalışıyorlar diye. Böyle bir hanımefendi siz şöyle geçer misiniz falan diye bir sesler yükselince bir gerildim. Sonra böyle bir kağıt gibi bir şey var ve eline dokunduruyor kağıdı içine dışına, bir de üstüne numune alıyormuş senden. Bu şey demek biliyormuş, internetten biraz araştırdım sonra, çünkü orada insanlar bekliyor kalabalık yaratmamak ve hani deli gibi daha fazla kendimi rezil etmemek için sormadım şey. Ya bu ne, niye beni aradınız, niye bana bunu sordunuz falan demedim ama. Şeymiş, kimyasal dedektör ötüyormuş, hani patlayıcı vesaire ellediysen o testi çıkıyormuş. Neyse ki o kağıdı bir şey okuttu, makine gibi bir şey, bir şey çıkmadı. Tabii ki çıkmadı yani, çünkü bir şey yok. Kaş'a Dalaman'dan daha yakın oluyor diye Dalaman'a geldik ama dönüşte bilet daha ucuz olduğu için Antalya'dan döneceğiz. Bir de size belki daha önceki videolarımda bahsetmiştim, bir şey takıntım var benim, hani arka koltukta kim oturuyorsa, böyle hani koltukta çok haşır neşir olursa, hani yeme içme hariç çok fazla oynatırsa koltuğu ya da dizlerini falan dayarsa ciddi sorunlar yaşıyorum. Oturduğum an arkamda bir çocuk olduğunu ve sürekli koltukta oynadığını, öndeki koltukta yani benim koltuğumda oturduğunu, oturduğum koltukta oynadığını fark ettim. Arkaya döndüm, merhaba yakışıklı dedim. Yol boyunca dedim şu koltukta oynamazsan dedim çok sevinirim dedim, böyle sevimli bir ödül, o hiç ses sevimliyim aslında. Neyse iyi ki yanlış oturmuşlar, sonra koltuğun esas sahibi gelince dedim Allah senden razı olsun, yoksa dedim ben ne çekecektim yol boyu. Havaşımıza gitmek üzere yola çıkıyoruz, tatil boyunca eğer ablama yabancılaşmazsam çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Çalışıyoruz. Başlar. Burası adeta bana tahsis olmuş gibi. Yani sanki üçgen tutmuş, burayı bana tahsis etmiş. Öyle burası bomboş. Tam istediğim gibi. Normalde tatile gittiğim zaman Temmuz Ağustos aylarında genelde ağlıyorum. Çünkü her şey için sanki mücadele etmem gerekiyormuş gibi geliyor. Teknede düzgün bir yer bulmak için mücadele ediyorsun. Böyle yemek yiyecek bir yerler bulacaksın. Düzgün bir şeyler yemek için, yani para ödeyeceksin ama düzgün bir yerler bulmak için de mücadele halindesin. Hep bir kalabalık yürürken bile, yani İstanbul kitlesini bırakıp tekrar aynı kitleye, aynı kitlenin ortasında tatile gelmiş gibi oluyorsun. O bakımdan keyif vermiyor yani. Çok ağlamışlığım var. Ailem bana sürekli şey diyor, öf sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun, hiçbir şey beğenmiyorsun falan, ama nasıl beğeneyim, nasıl yani... Diyorum ya, şehrin ortasında yaşadığımı gelip Akdeniz'de, Ege'de yaşamış oluyorum. Onun için şu an ilk saatlerim olmasına rağmen acayip keyifliyim. Çok tatlı.
geldik. Duşumuzu aldık. Ve gün içinde çektiğim fotoğraflardan memnun olmadığı için üçgen beni yemeğe götürmüyor. Fena halde sinek var. Çok sinek var. Yani ben sinek olsam şahsen Ekim'e kadar durmazdım herhalde buralarda. Ama çok sinek var. Çok fena halde ısırıyor. Gece uyanıp öldürmek zorunda kalıyorum. Böyle rengarenkken niye çekmeyeyim diye düşündüm. Ama yolun sonuna gelmiştik. Ay ışığı tepemde. Abim düz ilerleyin. Çok fena bir çiçek kokusu geliyor. Böyle yoğun yoğun geliyor. Beyninde patlıyor insanın o kadar yoğun. Buranın mevzusu bu herhalde. Burası da ilk geldiğimiz gün kahvaltı ettiğimiz yer. Bu da mutfak. Evet. Tatilimizin son gününün son aktivitesi olan sinir komasına hoş geldiniz. Antibellos antik kentine doğru çıkıyoruz şimdi. Her turistik yeri çekemiyorum. Çünkü neden? Çünkü 80 tane video var bununla alakalı. Ve tabii ki benim utancım da bunun içine eklenince. Ya çok yorgunuz. Yani şeyden, denizden falan. 300-500 metre mesafe var. Taksiciye diyoruz ki bizi çıkarır mısın? Antibellos alıyoruz. Şurası ya 200 metre ama yokuş yani. 200 metre ya. Diyor. Biz de çıkmış bulunduk. Bakalım neler yaşayacağız. Evet. Evet. Beni koyacak mısın? Evet. İnşallah. Şimdi Antibellos Antik Kenti'nin tiyatrosuna gelmiş bulunuyoruz. Yok artık. Buluta girdi ya. Hayır. Gün batımını izleyeceğiz ki ya. Çok bağırdığımı düşünüyorum. Buranın da akustiği bayağı bir güzel. İstiyorum ki sessiz sessiz anlat. Çok sağlam kalmış. Bunu taşları yendirmiş de ama güzel de yapmışlar zaten. Ama şey, burada yalnız değil çok belli yani. Nasıl? Etrafında altında muhakkak bir şey var buranın. Tabii canım. Ola ki havaalanı beni strese sokar da o kısımları çekemezsem eğer şimdiden buradan veda edeyim size. Tatil bitti. Lütfen aboneyseniz zili açın ve Instagram'dan takip edin. Çünkü orada daha hızlı paylaşım yapıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.